Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet Gazetesi. Muhafazakar karşı devrimcilik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. Olağan Genel Kurulu'nda konuştuğu Türkiye Gençlik Vakfı üyelerini "benim karşımda şu anda muhafazakar devrimciler var" diyerek selamladı ve şu mesajı verdi. "Ben muhafazakar devrimcilerle 2023'ü evvelallah başarıyla bitireceğimize inanıyorum." Peki 20 yıldır muhafazakar demokrat sıfatını kullanan iktidar neden şimdi muhafazakar devrimciliğe terfi ediyor? Kavramları yerlerine oturtarak inceleyelim. Muhafazakarlık en yalın haliyle mevcudu korumayı amaçlayan politik ve felsefi bir kavramdır. Devrimcilikse en basit anlamıyla eskiyi yıkıp yeniyi inşa etme ve ileri bir toplumsal dönüşüm gerçekleştirme işinin adıdır. Dolayısıyla hem muhafazakar hem devrimci olunmaz. Amerikan demokrasisi, AKP'nin sözlüğünde demokrat ve devrimci kavramları muhafazakarlık işlerinin örtüsüdür ve AKP'nin demokratlığıyla devrimciliği Amerikan demokrasisinin ve Amerikan devrimciliğinin uzantısıdır. Amerikan demokrasisi özetle "bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" kapitalizmine sarılan paket kağıdı ve "altta kalanın canı çıksın" sistemidir. Amerikan devrimciliği ise kendine karşı olan veya olma potansiyeli taşıyan rejimlerin yıkılmasıdır. Turuncu, gül, lale ya da son olarak neo-nazilerin Ukrayna'da meydan devrimi gibi. Bu durumda Amerikan demokrasisi ve Amerikan devrimciliği bir bütünlük taşıyor. Amerikan demokrasisini kabul etmeyip direnenlere buyurun Amerikan devrimciliği. Peki muhafazakar demokratlıktan muhafazakar devrimciliğe geçen AKP neyin hazırlığını yapıyor acaba? Muhafazakar demokrat. AKP daha kurulurken muhafazakar demokrat kimliğiyle Amerikan demokrasisine eklemlendi. Kendisini yenilikçi olarak gören Erdoğan Gül ekibi, gelenekçi dedikleri Erbakan'ı terk ederek ABD ile uyumlu bir siyasal İslamcı harekete dönüştüler ve bu sürece uygun olarak kendilerini muhafazakar demokrat diye tanımladılar. Muhafazakar demokratlık, siyasal İslamcılığın ideolojik ve politik zeminde moderniteyle, batıyla ve demokrasiyle uyumlu olması demekti özetle. Erdoğan açısından bu uyum elbette sınırları olacaktı. Örneğin siyasal İslamcılığın demokrasi anlayışı sandıkçılıkla sınırlıydı. Çağdaş demokrasinin ölçüleri olan işçilerin grev hakkı, öğrencilerin eylem hakkı, yurttaşların hükümete karşı meydanlara çıkma hakkı o sınırın dışındaydı. Yıkımın adı. Yani AKP iktidarı ne demokrattır ne de devrimci. Bu sınıfsal olarak mümkün olmadığı gibi tarikatlar ve cemaatler koalisyonu olduğundan yapısal olarak da mümkün değildir. Şeyh, mürit ilişkisinin ve itaat kültürünün egemen olduğu yapılarda gerçek demokrasi olmaz ve o yapıların iktidarı ele geçirdiği ülkelerde bu nedenle tek adam rejimine evrilir çoğunlukla. Erdoğan için de başından beri demokrasi bir hedef değil araçtı. İstenilen durağa gelindiğinde inilecek tramvaydı. Erdoğan, geride kalan 20 yılda muhafazakar demokratlığı adım adım iktidar olma ve devleti ele geçirmenin adı olarak kullandı. Muhafazakar devrimciliği ise 100 yıllık parantez gördükleri laik cumhuriyeti 100. yılında yıkmanın adı olarak kullanılıyor. Kuşkusuz bu devrim değil, karşı devrimdir. Çünkü AKP muhafazakar karşı devrimci bir partidir. Ve en önemlisi, karşı devrimci bir partinin yıkımı ancak devrimci bir partiyle durdurulabilir. Amasra, kader değil, sömürü düzeni, işçi cinayeti. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.